Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantarlı bir tarif hazırlayacağız. Çok da güzel, nefis oluyor. Tarifimde 400 gram mantar kullanıyorum. Mantarlarımı yıkadım. Kabuklarını soydum. Ve şu şekilde doğruyorum. Mantarı suyun altında fazla bekletmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Mantar çünkü çabuk suyu emen bir bitki olduğu için... Çabucak süzgecin içerisinde yıkayın ve sudan hemen çıkarın. Mantarlarımı bu şekilde doğradıktan sonra tavamı ocağıma alıyorum ve ısıtıyorum. Tavama 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine mantarları ilave ediyorum. Mantarlarımı gördüğünüz gibi ara sıra bu şekilde karıştırarak kızarmalarını sağlıyorum. Kapağını kesinlikle kapatmayalım ki sulanmasın. Mantarımız kızarırken 3 tane patatesim var. Patatesleri de doğruyorum. Bakın şöyle ortadan ikiye kestikten sonra yarım ay şeklinde ince ince doğruyorum. Mantarlarımı bir tabak içerisine alıyorum. Tavamı yeniden ocağıma alıyorum. İçerisine 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Patatesleri içerisine alıyorum. Tavanın kapağını kapatıyorum. Bir tane soğan, bir tane sarımsak ince ince yemeklik olarak doğruyorum. Sarımsağımı da aynı şekilde ince ince olacak şekilde doğruyorum. Patateslerimin üzerine soğanları, sarımsakları ilave ediyorum. Güzelce karıştıralım. Şöyle yarım tutam dereotum var. Dereotumu da ince ince doğruyorum. Bir tutam dereotumu patatesimin üzerine gezdiriyorum. Damak zevkinize göre tuzun ilave edebilirsiniz. Ben şöyle bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Mantarları patatesimin üzerine ilave ediyorum. Şöyle bir güzel karıştıralım.
Şöyle bir tatlı kaşığı tereyağını üzerine patatesimin alıyorum. Tereyağı erinceye kadar ocakta tutacağım ve sonrasında ocaktan alıyorum. Yemeğim servise hazır. Üzerine dereotu serpiştiriyorum ve yemeğim servise hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hoşça kalın, takipte kalın.